There must be thousands of them. Never serve you. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir oyun incelemesiyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz PlayStation 4 için raflardaki yerini alan Ghost of Tsushima. Evet arkadaşlar, son dönemde PlayStation 4 için önemli oyunlar çıkıyor. Biliyorsunuz kısa süre önce The Last of Us Part 2 raflardaki yerini almıştı. Ve onun hemen akabinde çok zaman geçmeden de Ghost of Tsushima geldi. Bu oyunda da Türkçe altyazı var. Hemen baştan size belirtelim bunu. Dolayısıyla oyunu oynarken tamamen hikayeye hakim olabiliyorsunuz. Tabii ki şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar size. Eğer daha önce The Last of Us Part 2'yi oynadıysanız ve ardından da Ghost of Tsushima'ya geçerseniz böyle bir kendinizi attan inip eşeğe binmiş gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla iki oyun arasında hayli bariz bir kalite farkı var. Fakat bu Ghost of Tsushima'nın kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle bir durum var aslında burada. Oyun gerçekten hani kendi türünde, kendi evreninde güzel bir yapım. Lakin The Last of Us Part 2 bambaşka bir yerdeydi. Hani böyle belki de PlayStation 4'ün zirvesiydi diyebiliriz. Bu oyun ise böyle daha çok Assassin's Creed tadında bir yapım. Dolayısıyla iki oyun arasında çok bariz bir kalite farkını hissediyorsunuz. Tabii sonuçta bir tanesini yıllardır geliştirme aşamasındaydı. Ghost of Tsushima ise muhtemelen 2-3 yılda hızlı bir şekilde geliştirildi. Lakin az önce de belirttiğim gibi bunlar kesinlikle oyunun kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Ki bence özellikle Assassin's Creed serisini sevenlerin de hoşuna gidecektir. Gayet dolu dolu aksiyonel, zaman zaman gizliliğin ön plana çıktı. Güzel bir yapım olmuş. Hemen oyunumuzun hikayesiyle başlayalım dilerseniz incelememize. Çünkü gerçekten ilgi çekici bir hikayesi var arkadaşlar. Oyun aslında Tsushima adasında geçiyor. Yani bu oyuna ismini veren ada. Bu Japonya'ya kıyı bir ada arkadaşlar. Moğollar Japonya'yı işgal etmeden önce diyorlar ki biz bir şu Tsushima adasına gidelim, varalım oraya. En önce bir orayı yağmalayalım diyorlar ve adaya saldırıyorlar. Fakat burada karşılarına kim çıkıyor? Tabii ki biz çıkıyoruz. Burada bizim karakterimiz olan Jin Sakai var. Jin Sakai'yi amcasını da yanına alıyor. Diyor ki hadi amca biz bunları bu adadan kovarız. Bazı Japon lordlarını da alıyor yanına ve Allah 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 diyerekten Moğolların üzerine saldırıyorlar. Ama gelin bakın ki Moğollar onları orada bir güzel yeniyor. Oyun tam olarak burada başlıyor aslında. Moğollar Jin Sakai'yi amcası ve diğer Japon lordlarını falan alt edince Jin Sakai yani bizim karakterimizin amcasını da esir olarak alıyorlar arkadaşlar. Jin Sakai diyor ki ben amcamı kurtarırım, bu oyunu da bozarım. Ve kendine bir çekidüzen veriyor. Nasıl ilerlemem lazım, ne yapmam lazım? Şöyle bir kafasını toparlıyor ve oyunumuz bu noktadan sonra start alıyor. Oyunun başında toy bir haldeyiz. Fakat ilerledikçe, aşama kaydettikçe kendimizi geliştiriyoruz ve adeta bir ölüm makinesine dönüşüyoruz. Bu oyunda hem ninja oluyoruz, hem samuray oluyoruz, hem de tam bir taktik zekası oluyoruz. Şimdi oyunu oynamaya başladığınızda hemen ben böyle Allah 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 diye saldırayım, işte her tarafı kırıp geçireyim, önüme çıkanı öldüreyim diye bir dünya yok. Bunu hemen size baştan belirtelim. Oyun dediğim gibi Assassin's Creed tarzında bir yapım. Çeşitli bölgeler var. Bu bölgeler Moğolların elinde ve bu bölgeleri Moğollardan temizleyerek hikayeyi ortaya çıkarıyorsunuz. Aslında hikaye ilk baktığınızda böyle sanki amcamızı kurtarınca bitecekmiş gibi duruyor. Lakin iş biraz daha ilerlediğinde görüyorsunuz ki aslında amacımız amcamızdan ziyade Tsushima'yı kurtarmak. Tabii bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yanımıza yaverler bulmamız gerekiyor. Tabii yaverleri bulmak hikayenin ilerleyen bölümlerinde otomatik olarak gerçekleşen bir şey. Yani bir görev yapıyorsunuz, o size katılıyor, o size katılıyor. Tabii burada kendinizi de geliştirmeniz çok önemli. Bunun için de arkadaşlar yan görevleri atlamayın. Ki yan görev deyince aklınıza öyle işte 3 çiçek topla, 5 bambu getir gibi şeyler gelmesin. Gerçekten oyundaki yan görevler benim gördüğüm en kaliteli yan görevlerden diyebilirim. Witcher'da da yan görevler gerçekten çok iyiydi. Bu oyunda da gerçekten çok iyi yan görevler var. Ve oynarken asla sıkılmıyorsunuz. Bunu da size belirtmiş olalım. Gelelim arkadaşlar oyunumuzdaki bu geliştirme olaylarına. Geliştirme ekranına girdiğinizde aslında baktığınız zaman 3 tane ana başlıkla karşılaşıyorsunuz. Duruş, samuray ve hayalet. Hayalet sizin de az çok tahmin edebileceğiniz üzere ninja teknikleri gibi böyle. İşte burada şey falan fırlatıyorsunuz böyle. Yere sis bombası atıyorsunuz, duman oluyor, ortadan kayboluyorsunuz. Ve burada aslında biraz daha suikast yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin oyuna ilk başladığınızda
İşte bir kişinin üzerine atlıyorsunuz ve onu öldürebiliyorsunuz sadece. Lakin ilerleyen bölümlerde ilerledikçe, kendinizi geliştirdikçe 2 hatta 3 kişiyi bile aynı anda öldürebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İşte atlıyorsunuz damdan mesela. Bir kişiyi zaten direkt olarak alıyorsunuz. Cebinizden şöyle 2 tane bıçak çıkarıyorsunuz. Onları da atıyorsunuz falan. Diğer 2 kişi de öyle ölmüş oluyor. Dolayısıyla burada kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Bunun için de arkadaşlar yan görevleri tamamlamanızı tavsiye ederim. Gelelim samuray kısmına. Samuray biraz daha böyle açık dövüşü seven oyuncular için. Kılıcınızı çekiyorsunuz. Çeşitli duruşlarınız var. O da duruş bölümünde zaten geliştiriyorsunuz kendinizi. Kılıcınızı çekip tak 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 diye indiriyorsunuz. Gerçekten orada da dövüş dinamikleri çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Adam duruyor böyle mesela. Size böyle tam saldığında tak tak diyor mesela, iki hamlede öldürüyor. Öyle 5 kere vurayım 10 kere vurayım şeyi yok. Gerçekten çok güzel olmuş dövüş dinamiklerini, ben beğendim en azından. Tabi arada bug'lar oluyor, bunu belirteyim. Muhtemelen önümüzdeki günlerde gelecek olan ufak çaplı güncellemelerle bu bug'lar da aradan kalkacaktır. Bir diğer geliştirmelerde önemli olan şey ise duruş arkadaşlar. Oyunda mesela düşmanlara, düşman türüne karşı farklı duruşlar geliştirilmiş. Mesela kalkanlı bir düşman varsa karşınızda karakterimizin duruşu ona göre oluyor. Kılıçlı bir düşman varsa ona göre oluyor. Dolayısıyla burada siz duruşları geliştirmeniz gerekiyor. Oyuna başladığımızda bir tane duruş var ama ilerledikçe 4 tane duruşun hepsini aşıyoruz ve düşmanımıza göre bir duruş belirliyoruz. Evet, bahsetmemiz gereken bir diğer konu ise silah geliştirmeleri. Açık dünya oyunlarında aslında alışırız bir şeyler toplayıp işte silah geliştirmelerine. Bunda da Sucker Punch aynı şeyi önümüze sunmuş aslında. Böyle dışarıdan ne topluyoruz? Bambu, keten, demir, bu tarz maddeler topluyoruz. Bunları topladıktan sonra zırhımızı, okumuzu, kılıcımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten oyunda bazı mekanlar var. Örneğin tapınaklar falan var. Bunlara gidiyorsunuz, ek özellikler alıyorsunuz. Örneğin bambu kesme yerlere gittiğinizde azminizi arttırıyor. Çiçek falan topluyorsunuz. Topladığınız bu çiçeklerle zırhınızı boyuyorsunuz. İşte çekirge topluyorsunuz. Topladığınız çekirgelerle flütünüze melodiler yapıyorsunuz. Yolda giderken flüt çalabiliyorsunuz. Yani oyunda böyle değişik enstantaneler de var arkadaşlar. Dediğim gibi Assassin's Creed tarzını seviyorsanız mutlaka bu oyunda denemenizi tavsiye ederim. Türkçe olması çok büyük bir avantaj. Oyunun ne anlattığını, neler döndüğünü tamamen anlayabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi amcamızı kurtarmak için yola çıkıyoruz. Fakat öyle entrikalar, öyle şeyler duyuyoruz ki diyoruz ki biz bu Tsushima'yı Moğollardan alırız arkadaş diyoruz. Ve bu oyunu bozmak için elimizden geleni de yapıyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.